için evet. doğal öneriler verecek şimdi Hamit Bey. Şimdi e, şu kayısı ile başlayalım. Tamam ne yapar kayısı hocam? Bu kayısı içinde postası var. Potasyum, A vitamini, B vitamini, C vitamini, magnezyum, demir, e, D vitamini yönde zengindir. Ben bu kayısı suyunu her zaman vücudun serumu diyorum. Ha, Çünkü vücut güzel. serumuna yakındır. Vücut kanına yakın bir besindir. Hı hı. En önemli özelliği bağırsakta kabızlığa çok iyi geliyor. Ha kabızlar çok iyi. Sindirimi çok iyi hı. sağlıyor. Bir iki kuru Ve, kayısı ile hani. Evet, <laughs> hani şeker hastalığı olanlar da Tabii. E, zaten tedavi altındadır şeker hastalığı olan. Bunu rahatlıkla kullanabilirler. Şimdi e, kayısı suyu buradaki ham maddelerimizin e, şeyi, referans noktası. 2 litre kayısı suyu. Hı hı. 2 litre kayısı suyun içine bu gördüğümüz civan perçemi. Bu civan perçemi de bağırsaklardaki gaza, şişkinliğe, toksinler temizlemeye, mikroplar öldürmeye çok iyidir. Dolayısıyla yaklaşık bir yemek kaşığı şöyle ezilmiş halde civan perçemi var. Tamam. Bu civan perçemi bir yemek ya da iki yemek kaşığını alıyoruz. Kayısı suyun içine yapalım koyuyoruz. Yapalım mı biraz hocam gösterelim mi? Yapalım. Tamam. Yapalım. Bunu, kayısı suyu bir litre evet. mi? 2 litre, 2 litre, İki, i̇ki litre, litre kayısı suyu Böyle, içine. Bakın civan perçemi koyduk. Biraz daha koyalım. Sıkıntı olmaz. Bitki. Sonra civan, pelçem tamam. Evet. Sıradaki bu çörek otu. Çörek otunun en önemli özelliği alerjiye iyi geliyor. Ha, evet. Bu, peki alerji maddeyi niye koyuyoruz? Bağırsakta bir alerji yapan bir şey varsa, Heh. toksin varsa onu uzaklaştırsın diye koyuyoruz. Tamam. Bunda da iki yemek kaşığı, ya bu, yani bu şişenin hemen hemen hepsi zaten bir ya da iki yemek Tabii. kaşığı. Boşaltalım değil mi? Lütfen tabii Sizde ki. Sizde kalıyor mu? Kalıyor. kalıyor kalıyor hocam bizde depo var. Bunu <laughs> Bizim koyduk. Bizim arkası gıda eczane. Çörek otumuzu da koyduk. Sonra <laughs> pamuk yağı. Pamuk yağı. Çok evet. Yağı i̇lk defa duyuyorum. Pek kullanmazlar ama evet. pamuk yağı kabızlığa birebirdir. Kabızlığa çok iyi gelir. Çok enteresan. Hemoroidde çok iyi gelir. Varislere çok iyi gelir. Özellikle e, rektum yani anüs bölgemizde ki hemoroidlere varislere çok iyi gelir. Daha rahat dışkılamayı sağlar. Bu da kabızlık için kayısı suyun içine koyuyoruz. Tamam. Bunda da bir yemek kaşığı. Bu da bir yemek kaşığı. Bir yemek değilim. kaşığı yeterli e, şu durumda. Peki bunları şu an bu verdiğimiz tarifi herkes kullanabilir mi <laughs> hocam? Kullanabilir, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. ama Yine de özel şöyle, bir tedavi veya ilaç kullananlar doktorlarına danışmadan evet. kullanmasınlar. Kullansınlar bir şey olmaz ya. Öyle mi hocam? Bağırsak sonuçta bunlar hepsi yenilen şeyler. Yenilen şeyler, evet. tamam. Ve hocam en önemlisi. Kişniş yağı. Ha. Kişniş yağı Gazı engeller. Bağırsak içerisinde gaz kabarcıklarının oluşmasını, amonyak gazının oluşmasını engelleyen bir e, e, bitkidir, bitki hı hı. yağdır. E, bunda da bir yemek kaşığı, 2 litre kay suyun içine koyuyoruz. Müthiş. Hepsini koyuyorum. Bak pahalı tamam. bir şey bu. Aa, <laughs> Kanal musun? Ay hocam etmesi. durun yapmayın hepsini koymayın. <laughs> <laughs> Pekala. Ve defne yaprağı. Defne yaprağı. Yağ. Ya çok ...bunu niye enteresan. koyuyoruz? Bakın... Ee, ...civan perçemini Şu koyduk... Merak ettim. Çok ...civan perçemini koyduk... Evet. toksinleri temizleme... ...mikropları... ...bakterileri öldürmek için... kişniş, ...çörek otunu, alerji maddeleri... Hı -hı. ...temizlemek için... ...kişniş yağı gaz oluşumunu engellemek için... ...ve rahatlatıcıdır bir de... ...sinirsel olarak rahatlatır... Ee, ...pamuk yağını koyduk... ...kabızlık, dilatasyon sağlar... ...özellikle kalın bağırsak kısmında... Yani genişleme halinde daha rahat dışkılamayı yapar. Kapızlı önler. Gelelim defne yaprağı. Defne yaprağı bağırsaklarımızda. Şimdi çoğu insanın elinde ya da tırnağında ya da ayaklarında mantar vardır. Evet. Bazen ister istemez elimizi ayağımıza götürürüz. Farkında olmadı ağzımıza götürürüz. Ay. Olur mu? O, günlük yaşamda olabilir. Yani olabilir. Olabilir. Ayakkabı giyiyoruz <laughs> o sonuçta. daha iyi olur. Ya, bir an miden farkında. Ama olabiliyor. Fark Lütfen <laughs> mantarınız varsa elinize ağzınıza koymayınız. O sırada mantar e, <laughs> yutabiliyoruz. Ah. Bu mantar gider bağırsaklarımızı bir yere yerleşir. Tabii. Orada üremeye başlar. Bu kadar başlar basit. Başlar mı? Başlar. Hani genelde asitte geçmez. Mide asidi onu yok eder ama bazen de mide asidiye tersi olduğu zaman bağırsağa yerleşir. Orada üre, üreme olur. Ne olur? Gaz ve şişkinlik yapar. Hmm. Enfeksiyon yapar bazen bakteriler yapar. Bazen işte gribal enfeksiyon olduk ya da bronşit olduk, balgamımızı yuttuk. O da gider, bağırsakta enfeksiyon yapar. İşte bunu da temizleyecek olan defne, defne yaprağı. Evet. O hmm. hem parazitlere, hem bakterilere, hem de mantarlara Bire bir. temizliyor. Birebir ama en azından bir %60-70 de temizlese iyidir. Çünkü Tabii florası ki. vardır bağırsak. Bunda da koyuyoruz. Bir yemek kaşığı bunda da koyalım. Çünkü Bizdeki şişeler biraz büyük ama sizdekiler küçük. Evet. İki yemek kaşığı diyemiyorum üzgünüm. Tamam peki. Onu da koyduk. Evet. Harika. Ee, şimdi bu şu ana kadar 2 litre kayısı suyun içinde 3 yemek kaşığı kişniş yağı. Evet. Evet iki, aynen. E, üç yemek aynen. kaşığı üç pamuk yamak. yağı. Sarı kantaronumuzu da koyduk. Sarı mi? kantaron yağını koymadınız da daha. Koymadım. Şimdi onu ha. koyacaksınız. İki yemek kaşığı çörek atı <laughs> yağı. Lavanta yağı. Sarı kantaron Lavantayı ve de, de karbonat girecek içine şimdi. Çok enteresan. Şimdi, sarı kantaron. Hani toplumda sıklıkla bağırsak rahatsızlığınız varsa doktora gidersiniz. En klasik cevap psikolojik ya da huzursuz bağırsak hastalığı derler ya. Derler. Sebebi nedir? Bağırsakta iki sistem vardır. Biri beynimize bağlı bir de kendiliğinde çalışan bir sistem var. Eğer kendiliğinde çalışan sistem bozulmuşsa biz buna IBS yani irritable bağırsak hastalığı ya da huzursuz bağırsak hastalığı diyoruz. İşte o duruma da iyi gelen sarı kantarondur. Yani bağırsağımız depresyona giren bağırsağımız kendine getirir. Depresyonda çıkarmaya çalışır. Tamam. Bu yardımcı olur. Hı hı. Aynı zamanda zihinsel rahatlık verir sarı kantaron. Rahatlatıcıdır. Bunu da yaklaşık 1-2 kaşık koyuyoruz 2 litrelik kayısı suyun içine. Tamam. Ee, sonra ve gelelim karbonat. Karbonat, karbonat. zaten herkes biliyor. Evet. Karbonat herkesin tüketmesi gerekir. Karbonat içinde hem karbonat var hem sodyum, tuz var. Özellikle kalp yetmezliği olan hastalar bazen idrar söktürücü fazla kullandıklarında da tuz şey vücudun tuz oranı düşer. Onun için bu hastalara karbonat öneriyorum. Karbonatı karıştırabilirler de ya da sabahları bir tatlı kaşığı, bir ha. bardak suyun içine evet. bu şekil ha. koyup içebilirler. De. Sabah akşam da yap tamam. yapabilirler. Hı hı. Bir diğeri şu evet. kalsiyum tuzu. Ha. Bakın kalsiyum tuzu, hangi kameraya bakıyoruz? Oraya mı? Ah. Kalsiyum tuzu bağırsakların içinde Şeye bağırsak içindeki işte gayta dediğimiz besinlere kıvam veren bir şeydir, hmm. emilimini ayarlayan bir durumdur. Artı vücudun kalsiyum oranını artırır. artı kemiklere iyi gelir, artı bağırsaklarda o emici hücrelerin emilimini güçlendiren bir şeydir. Bunu da yaklaşık bir kaşık koyabiliyoruz içine. Ay Ama ay bunu da etten şey. bir bardak suyla sabah akşam içebilirler bir tatlı kaşığı. O da ayrı. Bir ayrıca tatlı kaşığı. Kullanabilirler. Bunu Hiçbir yani bu yoktur. işte oranın yüksek, düşük ee, vesaire o, bir, fark bir etmez. Bir tatlı mi? kaşığı yeterli. Bir tatlı kaşığı. Bir, kaşığı herkes kullanabilir. Normal tuzdan farkı bunun içinde de bu kalsiyum klorür. Evet. Normal tuz sodyum klorürdü. Bu kalsiyum doğr. Kalsiyum klorür. Bu da önemli. Evet. Bu da şöyle karıştıralım mı hocam? Bunu bu karıştırıyorsunuz ki bağırsak huzursuzluğu sendromu evet. olanlar için, şişkinlik, gaz için hem e, santral sinir sistemi yani depresyona, anksiyeteye iyi gelir. Oh. Hem bağırsaklara iyi gelir. Hı hı. Hem zayıflatır. Zayıflatma özelliği de var. Biraz e, karışım oranları fazla olduğu için e, çeşitleri. Hem de zayıflatır ama şişkinlik, gaz, hazımsızlığa çok iyi gelir. Birebir diyorsunuz. Evet. Bunu hocam ne Bunun için verdi? Bağırsa, bağırsak hazımsızlığı için de Bunu tüketimde doğal nasıl öneri? olacak? Sabah aç karnına bir bardak, akşam aç karnına bir bardak. Bir saat sonra ya da yarım saat sonra yemek de yiyebilirler. Bu kadar. Bu kadar. Ne kadar sonra geçer hocam? Valla ben bağırsak bunu en az sürdüm. bir ay öneriyorum. Bir ay. Bir ay. Kayısı suyuyla e, içine koymuş olduğu bu doğal önerilerle hocam bağırsak önerileri evet. e, problemi Ama için. Ama bu daha çok e, izleyicilerimize hatırlatalım. Şimdi gelen hastalar 10 yıllık olan var şikayette, 20 yıllık olan Tabii. var, 5 yıllık olan var. Bunlar bu e, söylediğim tedavi hemen geçirmez. Bunu nasıl yaparsın? Bir yıl boyunca kullanırsanız tedavi olabilirsiniz.